yapalım mı? Deprem anı Malatya'da sanıyorum yerel bir televizyon değil mi arkadaşlar? Kameralara canlı yayında yansıdı. Meslektaşımız oldukça sakin ama depremi de hissetti. Bir bakalım görüntülere. Aman ya Rabbi. Hala devam ediyor, korkunç. Arkadaşlar, jenerik mi girsek? Burayı seversen burası dünyanın. Of. Aman ya Rabbi. Hala devam ediyor, korkunç. Arkadaşlar, jenerik mi girsek? Burayı seversen burası dünyanın. Of. Aman ya Rabbi. Hala devam ediyor, korkunç. Arkadaşlar, jenerik mi girsek? Tabii Malatya'da da eğitime bir gün ara verildi. Deprem anında canlı yayında kameralara işte böyle yansıdı. İbrahim Bey, ben de şunu sormak istiyorum aslında Şükrü hocamızın bıraktığı yerden hasarlı binaların yıkımına ilişkin. Daha önce yaşanan birçok depremde de şunu gördük. İletişim hatlarında bir sıkıntı, telefonla anında ulaşılamama, sevdiklerimizle kontak halinde olamama, bir hatların meşgulü. Böyle bir sorun yaşadınız mı yoksa hatlar açıktı ve anında iletişimi kurabildiniz mi? Şöyle önceki depremlere göre çok daha iyiydi. Ben bir kez ya da iki kez meşgule düştükten sonra insanlara ulaşabildim. Evet, bir önceki depremde dediğiniz gibi. Bu kez çok daha rahat ulaşabildik diyebilirim. Verecek arkadaşlarımız ekrana. O görüntüyü bir izleyelim. Sonrasında evet bir yerel kanalda Malatya'da deprem anı işte böyle kaydedildi. Bir dinleyelim. Deprem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allah. Olması gerek değil, açıkladılar. Deprem oluyor değerli seyirciler. Deprem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allah. Olması gerek değil, açıkladılar. Deprem oluyor değerli seyirciler. Deprem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allah. Olması gerek değil, şimdi, açıkladılar. Tabii deprem de... oluyor değerli seyirciler. Deprem. Yaptığımız yayınlarda bir meslektaşımızı şu an ekranlara getirdik. Olması gerek değil, açıkladılar. Deprem oluyor değerli seyirciler. Zaman zaman evet işte kendisi de bir yayın deprem sırasında bu depreme yakalandı ve bu şekilde tepki verdi. Şüphesiz ki deprem anında yapılacaklar da çok önemli. Bu bölgede nasıl davranılması gerektiğine deprem ilişkin depremden nasıl korunur? Sayın Bektaş, sizin eklemek istediğiniz deprem bir detay var mı acaba? Yok, tekrar geçmiş olsun Malatyalılara. Dikkatli olmaları gerekir. Tabii, deprem anında nasıl davranılması gerektiğine ilişkin. Çünkü bazı haberler de söz konusu. Biraz önce Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı da yayınımıza katıldığında söyledi. İşte camdan atlayanlar ya da aşağı atlayanlar, bazı ayağını burkanlar, bayılanlar gibi gibi örnekler verdi. İster istemez depremde bir bina tehlikesi olmasa da, yani var ama bir yıkılma, çökme ve benzeri gibi bir durum gerçekleşmese de zaman zaman depremde fazla reaksiyondan kaynaklı vatandaşlar da haklı olarak daha üzücü olayları da gördüğümüz oluyor. Buna ilişkin depremde nasıl davranılması gerektiğine ilişkin. Evet, yani tabii ki
depreme karşı eğitim son derece önemli. Bugün Japonya'da depreme karşı olan çalışmaların aynısı Türkiye'de de yapılıyor, bizde de yapılıyor ama maalesef halkımız bu eğitimi yeterince benimsemiyor veya da önemsemiyor. Biraz da oturduğu binaya güvenmesi gerekmiyor mu Sayın Bektaş? Yani bugün bakın, yani biz deprem tahminiyle orada olacak, burada olacak, bu büyüklükte olacak demekle deprem zararlarını aza indiremeyiz. Depremi önleyemeyiz. Deprem önlenecek bir şey değil. Doğal bir olaydır. Doğal afet değildir. Deprem doğal bir olayı biz doğal afete çeviriyoruz. Şimdi bugünkü yapı tekniğiyle, inşaat tekniğiyle her yere bina yapabiliriz. Depreme dayanıklı her yere bina yapabiliriz. Yapı tekniği o kadar gelişti ki tabii bu maliyet gerektiriyor ama deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerlerde biz depreme karşı dayanıklı binalar yapabiliriz. Türkiye bir deprem bölgesi, %90'ından fazlası deprem bölgesi. Şimdi bu biz burayı terk edelim? Hayır. Deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerlerde depreme karşı daha dayanıklı binalar yapacağız. Tabii bu maliyeti arttıracak. Bu kaçınılmaz ama canımızı kurtaracağız. Milli servetimizi kurtaracağız. Ancak bunlardan tabii olması zaman ister, bilgi ister ve ekonomik güç ister. Bu da zamanla olur. Birden olacak bir şey değildir. Halkımız bilinçlenecek, ülkemiz zenginleşecek, milli gelirimiz artacak ve bu depremden zararları en aza indireceğiz. Bugün biz 6'lık bir depremi konuşuyoruz. Amerika'da, Japonya'da 7'lik bir deprem gündeme gelmiyor. Niye? Yapı stokları ona göre. Amerika'da geliyor ama Japonya'da dediniz. Çok doğru, evet. Japonya'da belki daha da büyük depremlerde neredeyse hiç can kaybı görmüyoruz. Tabii tsunami çok büyük, 9 büyüklüğünde depremler oluyor. Bugün bakın Türkiye'de bilinçlenmiş bir örnek vereyim. Bugün Trabzon, hani derlerdi ya, ben Trabzon'da yaşıyorum derlerdi ya, Trabzon deprem bölgesi değildir ama son yapılan çalışmalar ve AFAD'ın verdiği verilere göre bütün Karadeniz sahili 6.6'lık depreme hazır olmalıdır. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı şu anda yapılan şehir hastanesinin altına deprem izolatörleri koydu. Çok doğru bir davranış. Yani 6.6'lık bir deprem dahi beklentisi olan bir Trabzon ili, Rize çevresinde dahi şehir hastanelerinin altına deprem izolatörleri koymaları çok doğru bir davranıştır.